Peki telefon. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm hocam. Hayırlı sahurlar. Buyurun efendim. Size de hocam sağ olun. Hocam size 2-3 sorum olacak. Dinliyorum. Ben evlenmeden önce Hristiyandım hocam. Eşim Müslüman diye din ayrımı olduğu için ailem evlenmemize karşı çıktı. Evet. Eşim önce istedi beni ailemden. İzin vermediler. Kaçarak evlendik. Annem ve kardeşlerim hakkını helal etmiyor. Ara bulmak isteyen akrabalarımdan annemin hep beddua ettiğini, ailemin öfkeli olduğunu duyuyorum. 12 senedir konuşmuyoruz hocam. Müslüman oldun mu? Evet hocam, Tebrik elhamdülillah. ederiz. Elhamdülillah. Nur Hanım. Çok sağ ol kardeşim. Annem hakkını helal etmediği için çok üzülüyorum. Görüşmek istemiyor. Ahirette bu benim karşıma çıkacak mı? Günahım nedir? Ne yapayım hocam? Ya beddua aldığım için sürekli hani eşimin işi de rast gitmediği için sürekli biz hani beddua aldığımız için bunun böyle olduğunu düşünüyoruz. Yani işimiz hiç rast gitmiyor 12 senedir. Eşim sürekli işte servis şoförü kendisi sürekli sıkıntı yaşıyoruz yani. Helalliğini de alamıyoruz hocam. Şimdi Hazreti Ayşe annemizin akrabalarından bir kadın, yaşlı bir kadın, hatta annesi değil de annesinin akrabası gayrimüslim biri geldi Medine'ye. O görüşmek istemedi. Peygamber Efendimiz dedi ki, git annen bile olsa müşrik olsa iyilik yapacaksın. Annen bile olsa müşrik olsa iyilik yapacaksın. Şimdi dinine girmeyeceksin ama iyiliğini de bırakmayacaksın. Bir anne babamız müşrik, kafir, ehli kitap vesaire ne olursa olsun ona saygıyı elden bırakmayacağız. Ancak şimdi bir insan Müslüman olduktan sonra Allah'ın dinine girdikten sonra en büyük hak Allah'ındır. Ana baba hakkı Allah'ın hakkından sonra gelir. Anne baba Allah'ın dininden dönmeyi, Allah'ın dininden vazgeçmeyi sizden isterse onu yerine getirmeniz gerekmez. Ve kadâ rabbuke ellâ ta'budû illâ iyyâh ve bil vâlideyni ihsânâ. Allah'a şirk koşmayacağız. Siz bu hakikati bulmuşsunuz, doğruyu bulmuşsunuz, Müslüman olmuşsunuz. Anne babaya orada itaat olmaz. La ta'ate li mahlukin fi masiyetillah. Allah'a isyanı onlar istiyorsa, yani Müslüman olma diyorlarsa, orada ona dinlememiz gerekmez. Çünkü sizin amel defteriniz sıfırlanmış, eskileri silmişsiniz, tertemiz bir sayfa açılmış. Allah size nasip eylemiş. Dini de öğrenmişsiniz, sahuru izliyorsunuz, bizi arıyorsunuz. Annenin hakkımı helal etmiyorum demesi tutmaz ama siz onunla alakayı kesmeyeceksiniz. İyilik yapmaya devam edin. Tamam hocam. Bir sorun daha vardı hocam. Buyurun. Buyurun. Babam ben evlenmeden önce küçükken vefat etti. Ona Yasin okuyabiliyor muyum hocam? Gayrimüslim mi? Evet hocam. Gayrimüslimlere Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresinde, diğer surelerde de ve la tusalli ala hadim diye ayet-i kerime var. Onlar üzerine salat yapma, cenaze namazı kılma, dua etme diye. Yine in testağfir lehum ev la testağfir lehum in testağfir lehum seb'ine merraten felen yağfirallahu lehum. Sen onlara ister tövbe et, ister etme, istersen 70 defa tövbe etsen Allah onları bağışlamaz diyor. Şimdi bundan dolayı biz onlara Yasin okuyamayız. Onlara Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği saygı çerçevesinde saygı gösteririz. Ne yapıyordu o? Onların kendi içerisindeki, dinleri içerisindeki yaptıklarına saygı gösteriyordu ama kendisi yapmıyordu. Ayağa kalktı bir gün Yahudi cenazesi geçerken. Ya Resulallah, bu Yahudi dediler. Olsun, o insandır dedi. Ama gidip bir Yahudinin mezarının başında ona rahmet okumadı. Ona Yasin dua vesaire okumadı Peygamberimiz ama Müslüman kabirlerini ziyaret ediyordu. Bundan dolayı da Allah'a havale ederiz. Cenab-ı Hak inşallah orada durumu neyse biz bilemiyoruz. Yani Peygamber Müslümanlıktan haberi var mıydı, yok muydu? Kendi fıtratıyla, diniyle baş başa olur, ameliyle baş başa olur. Ama bizim gayrimüslimlere Yasin okumamız doğru olmaz. Anladım hocam.
Peki babamdan kalan büyüdüğüm evden miras hak düşerse hocam alabilir miyim? Annem ve kardeşlerim helal etmediklerini ve hakkımdan vazgeçmemi söylüyorlar. İhtiyacın hakkıdır değil mi hocam? İhtiyacı hakkındır bir gayrimüslimden. Bir Müslüman miras alabilir, hakkındır. Ama ihtiyacım yok, almıyorum. Size bağışladım dersen belki onların da gönlünü kazanabilirsin. Yok hocam, kazan. Hiç belli olmaz. Hidayet Allah'tandır. Rabbim onlara da hidayet nasip eylesin. Tek öyle dua ediyorum hocam. Tabii, Allah'ım tabii. Hidayet versin, kalplerine sıcaklık versin diye dua ediyorum. Allah razı olsun kardeşim. Çok memnun ettin bizi. Allah da seni memnun etsin. Sağlık, afiyet diliyorum. Tamam. Siz de çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim sorularımı cevapladığınız için. Hayırlı sahurlar. Hayırlı sahurlar efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.